seviyor. Babam daha iyileşmedi ya. Ben ondan burada kalıyorum ablacığım. E tamam işte. Bir anda burada kalsın o zaman. Of git. Mirat'ın işi varmış değil mi Mirat? Ah. Oh. Ben sana söylemeyi unuttum değil mi? Mirat. Akıllı bıraktım ben de Reyhan. Ben o işi iptal ettim. İşte bu. Geç uyumadan birlikte yıldızları da seyrederiz. Yıldızlar bu gece pek görünmüyorlar ablacığım. Artık çok uzaktalar herhalde. Reyhan. Hadi ablacığım geç oldu. Sen babamın yanına git. Ben de geliyorum tamam mı? Ama sakın Miran'dan bahsetme. Ama Mirancığım. Olmaz dedim Gül. Sonra yine gelirim Mirancığım. Hadi yatağa. Hadi geliyorum ben. Ben seni görmeye geleceğim tamam mı? Sana daha kaç kere söyleyeceğim? Öyle hiçbir şey olmamış gibi buraya gelemezsin Miran. Ben daha ne yapayım Miran? Gel diyorsun geliyorum, git diyorsun gidiyorum. Hadi ben daha ne yapayım? Ben seni sadece gerçekleri aramak için çağırdım. Şimdi de git diyorum. Git. İyi. Tamam Miran. Sen nasıl istersen öyle olsun. Daha ne kadar odalara kapatacaksın kendini? Mümkünse her şey bitene kadar. Normal insanlar gibi. Mutlu, huzurlu bir hayatımız olana kadar. Ama bu olmayacak değil mi? Mümkün değil. Babaannemin sana ettiklerini gördüm. O yaptıkları. Aklım almıyor yenge, aklım almıyor. Niye sustun? Doğruyu söylediğimi bildiğin halde neden yalan söylüyor dedin? Çünkü benim babaanneni durduracak gücüm yok. Sen görmeyesin, duymayasın diye seni her şeyden uzakta büyüttü. Sen daha onu tanımıyorsun. O yüzden bana konuş deme. Ne yani? Babaannemin yaptıklarının üstünü örterek mi yaşayacağız? O yapacak biz de ses etmeyecek miyiz? Evet. Sen de ses etmeyeceksin. Her şeyin bir vakti, bir zamanı var. Toparla artık kendini. Ya Miran anlarsa? Şimdi Şadoğulları Miran yaptı diye biliyor. Ama Miran öğrenirse seni korumak için suçu üstüne alacak. Ondan sonrası daha kötü olur. Zaten hiçbir şey yapamıyorum yenge. Görmüyor musun? Mutsuz olduğum hiçbir şeyi değiştirecek cesaretim yok çünkü benim. Kendini boş yere helak ediyorsun. Abine de bize de bir şey diyen yok. Hazar Şadoğlu zaten iyi. Bakma öyle babaannenin büyük büyük oynadığına. Bitti gitti o iş. Kendine eziyet etme. Bitti gitti mi? Bitti gitti mi? Bunu sen mi diyorsun yenge? İnsanın söylemek isteyip de susturulmasının, acısını paylaşmak isteyip de susturulmasının ne kadar zor olduğunu bunu en iyi sen biliyorsun. Ben artık susmak istemiyorum yenge. Çünkü gördüğüm, duyduğum hiçbir şeyi geride bırakamıyorum ben. Neyi geride bırakamıyorsun Elif? Yoksa kazayla ilgili kabus falan mı görüyorsun? Bak kimseyle konuşmadığın şeyleri benimle konuştun. Sırdaşın oldum ben senin artık. Anlatmak istediğin bir şey varsa anlat. O anı hatırlamak istemiyorum. Sadece uyumak istiyorum. Uyumak ve unutmak istiyorum. Babaannemin bize yaptığı bütün kötülükleri unutmak istiyorum.
Niye açmıyorsun? Merak ettim gecenin bu vaktinde kimmiş. Çek. Kars'tan bir arkadaşım, ben onu sonra ararım. Neyi saklıyorsun? Ben seninle yakın olmak istiyorum. Belki annen değilim ama bana açılabilirsin. Azat da o değil mi? Merak etme. Babaannen gibi üstüne çökmeyeceğim. Azat'a kızıma yaptıklarından dolayı çok kızgınım. Ama tek suçlu o değil. Gönül ablan da hatalar yaptı. Azat o ailenin iyi yüzü. Eğer gönlün kaydıysa çekinme. Belki sizin birbirinize sevdalanmanız iki aile arasındaki düşmanlığı bitirir. Biliyorsun, babaannenin kıymetlisisin. Eğer onlara gelin gidersen, ne babaannen onlara dokunur ne onlar bize. Yok yenge, olmaz öyle şey. Kim bilir? Belki de Reyyan'la Miran'ın bitiremediği husumeti Azat'la siz bitirirsiniz. Onlar da rahat bir nefes alır. Ben yatayım artık. Sen de rahat rahat konuş. Ama sakın gerçeği söyleme. Eğer söylersen hem Azat'ı hem Miran'ı kaybedersin. Haydi sana iyi geceler. Herkes sevdiğini kaybedecek. Bunca kötülüğün üstüne bile ben körük diyemem insanların açısını. Ben sizin gibi sineye çekip de susup oturmayacağım. Olacak bu iş. Baksana Elif'e. Konaktan çıkmadan telefonla bağladı olanı kendine. Eciş Bücüş'ün yavrusu olmuş. Acıktın mı yavrum demiş. Bak Handan gene seni düşünüyor. Hanife. Akşam akşam sinirimi zıplatma, çık dışarı. Ne oldu kız? Gelin olacağım diye mi üzüldün? Ah hanım üzülme. Seni hiç yoksul kapıya verirler mi? Sen o konağın da hanımı olursun. Hem oraları karıştırırsın. Bir düşünsene, bir sürü kurban. Hem senin için de bir değişiklik olur. Sıkılmışsındır aynı kişilerle uğraşmaktan. Hanife sen ne diyorsun ya? Ne gelin olması? Benden duymuş olma. Dede Adana'da pazarlık ediyor. Küçük yarını acaba...